Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygambera nizam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbalı rıdvanullahi teala aleyhi mecmuinin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden ithal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmuinin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi yaptıranların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzin, cemaat-i müslüminin ve bu civarlarda metfum olan evliya, ulema, suleha, şüheda, mü'minat, tüm geçmişlerimize ruh için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Hayrun nas fil fiten. Fitne zamanında insanların en hayırlısı raculun ye'külü min seyfih fi sebilillah. Allah yolunda çarpışarak cihattan aldığı ganimetlerden, kılıcının payından alan, yiyen kimsedir. Fitne, terör, anarşi, haramın helalın seçilemediği, haramdan korunulamadığı, kargaşanın olduğu, ırz namusun korunamadığı durum demek, karışıklık zaman demek. Helal yemek çok zor. Karışık, helal haram ayırt edilemiyor. İnsanın kendini haramdan sakınması çok zor. Böyle bir ortam, fitne. İşte böyle bir zamanda, böyle bir zamanda insanın en hayırlısı Allah yolunda cihat edip o cihattan galip gelerek düşmandan alınan ve devletin mücahitlere verdiği o paydan yiyen kimsedir. Haramdan sakınmış olur. En halal şey de budur. Kur'an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadiste "Uhazzirukum ve iyyakum vel fiten." Sizi fitneden sakındırıyorum. Ondan uzak durun diye bir hadis-i şerif daha var. Bozgunculuk, terör, anarşi demek. Helal yiyemiyorsunuz. Karışık, haram mı, helal mı ayırt edemiyorsunuz. Aha, böyle zamanda cihattan alınan ganimetten yiyendir, en yediği bundan olandır. Evet, bundan bulandır. Daha veracun fi ra'si şahika. Haram helaldan sakınılamıyor. Haramdan sakınılamıyor. Gözün haramdan sakınamıyorsun. Her taraf haram. Yediğin haramdan sakınamıyorsun. Karışık. Böyle haramlardan sakınılmadığın, konuşuyorsun, haram işliyorsun. Harama seni vasıtakıl yapıyorlar. Böyle bir ortamda olduğunuz zaman işte yediğin içtiğin kılıç parası cihattan gelen şey olsun. İki, bu da insanların arasında kalırsa haramlardan sakınmak mümkün olmadığı için dağ başlarında kalan adamdır. Böylece haramdan kurtulmuş olur. Dağların başında insanlara karışmaz, insanın içine karışmaz. Gözünü, elini, dilini, belini haramdan korumuş olur. Budur ikinci hayırlı adam. Bir, yediği kılıç parası. İki, dağ başlarında tek başına kalan, halktan uzak kalan adam. İkinci hayırlı insanların en hayırlısı. Üç, evet, yekülü min risli ganemi. Koyunu var, kuzusu var, keçi sürüsü var, danası, sığırı var.
onları otlatıyor, onların sütünden yiyor, içiyor, yağından yiyip içiyor, kesip etinden yiyip içiyor. Çünkü dışarıdan aldığı zaman besmele ile mi kesildi, besmelesiz mi kesildi? Çünkü bir hayvanın kanı akıtmadan kesilirse, keçi olsun, koyun olsun, sığır olsun, yani yenecek hayvanlardan olsa bile kanı akıtmadan kesiliyorsa o leştir, dinimize göre yenmez. E şimdi kanı çok proteinli filan diye şimdi Avrupa'da kesmiyorlar. Omuriliğine bir dokunuyorlar, hayvanı öldürüyorlar. Öyle kesiyorlar. Avrupa'da öyle yapıyorlar. Kanındaki proteinden yararlanmak için onların derdi haram helal değil. Protein, vitamin vesaire vesaire. E oradan da et ithal ediliyor, geliyor, getiriyorlar. Sen bilmiyorsun. E ne yapacaksın o zaman? Kendi hayvanını kesip yiyeceksin. Öyle diyor. Kendi hayvanın sütünden içer, etinden yer. Dağ başlarında kalır. İnsanların hayırlısı işte böyle. Haramdan korunmak için fitne zamanında, böyle zamanlarda dağ başlarında hayvanının sütünü içen, etinden yiyendir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, İbn-i Haysem, keza Hakim Müstetek'inde Abdullah bin Abbas'tan, Tabarani Ümmü Malik el-Behziye'den, evet, veya kendi hayvan besliyor, at besliyor mesela, onu gidip onunla birisine iş yapıyor, onun kazancını yiyor. Öyle diyor bir hadis-i şerifte de, hayrun nas fil fiten ahzu ba'nan ferasihi bi'anani ferasihi halfe adaillahi yuhifühüm ve yuhibunehu beraculun mutezil fi badiye yüetti hakkallahi lezi aleyh. Bu söylediğimiz şeyleri bir başka ifadelerle anlatan hadis-i şerif var. O da böyle. Evet. İnsanın içine karışmayacak. Kendini koruyabilmek için haramlardan. Evet. İmam-ı Azam Hazretleri de oğlu Hammad'a hoca yetiştirmiş. Vasiyet ediyor. Vasiyetten diyor ki, oğlum insanların için fazla karışma. Onlar seni harama sokarlar. Konuşurken başlar dedikoduya. Veya bir şeyler satın alır şey dersen, işte haram işlersin. Ama tamamen de ondan uzak kalma, sen hocasın. Ara sıra git, din şudur, haram şudur, helal şudur diye öğret diyor. O da senin görevin. Emri marufu yapmak, nehi anil münker yapmak. Ama tamamen de girersen seni alet ederler şeylerine diyor. Herkes çünkü normal karşılar haramları, alışmıştır. Şimdi benim korkum şudur. Şimdi eskiden başı açık geziliyordu. Bir senedir bakıyorum ben, kadınlar göbeğine kadar göğüslerini açıyorlar. Göğüslerini gösteriyorlar herkese. Moda oldu şimdi. Şimdi o böyle devam ederse normalleşiyor. Normalleşiyor. Sen söylediğin zaman niye herkes böyle nereden çıktı? Çok tuhaflarına gidiyor. Evet. Mesela şu altımdaki mihrabın yüksekliği tahrimen mekruhtur. Bütün kitaplarda var. İmam cemaatin durduğu seviyede duracak. Şu mihrap çok büyük olur da sizin ayağı sizin durduğunuz yerde durmazsa o da çok yanlış bir iş. Ama şimdi öyle kim dikkat ediyor bunlara? Söylediğin zaman böyle diyor, senelerdir böyle. İyi kardeşim bak, bunu ben söylemiyorum. Bak 1000 yıl evvel yazılan kitaplarda var. Fıkıh kitaplarında var. Alışmış, tuhafına gidiyor. Ha, bu da işte kadınların göğsünü açması normal. Normal. Bizim kalbimiz temiz. Ama din öyle demiyor. İşte böyle gözünü haramdan koruyamazsın. Konuşurken diyorlar ki şu adam nasıl? Ya adamın adını söyleme.
şu haram mı helal mı de olayı sor, sana söyleyelim. Ama adam konuşurken adamın adını soruyor. Şimdi onun yaptığı saçma şeyse, söylediği saçma şeyse söyleyince bu defa başlıyor iş dedikoduya. İsim söz konusu. Yani bunlardan diyor kendini koruyamazsın. Çok girme herkesin içine diyor. İşte hadis bu. Dağ başına git. Koyun keçi besle. Helalından ye. Gözün haramdan sakın. İşte böyle hayırlı insan budur diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem takdir sizin. Evet efendim takdir sizin. Efendimiz şeysi bu. Hayrul mecalis. Hayrul mecalis. Oturuşların en hayırlısı. Evet. Bunlarla uğraşma hocam. Yok yahu ben uğraşmam. Peygamber uğraşmış. Ben bunları size duyurmak zorundayım. Evet. Es-sakidun el-hak. Şeytanun ahras. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği haktır. Allah'ın buyurduğu haktır. Bunu bildiğim halde sana söylemezsem dilsiz şeytansın diyor. Peygamberin hadisi bu. Sen de öylesin. Bildiğin halde haram, helalı söylemezsen soruluyor, söylemiyorsun. Dilsiz şeytansın diyor. Müminler emr-i maruf yapar, nehyen-i münker yapar. Bu ahir zaman ümmetinin alameti farikası. Şu elektriğin, lambanın bir markası var. Burada yazıyor. Evet, reklam olmasın diye söylemiyorum. Bu saatin bir markası var. Burada yazıyor. Reklam olmasın diye söylemiyorum. Ahir zaman ümmeti, ümmeti Muhammed'in alameti farkası, markası emr-i maruf yapar, şu haramdır, şu günahtır, şu helaldir diye bildiğini söyler din kardeşine, insana. Evet, nehyan-ı münker yapar, bu günahtır bunu yapma der. Engel olur, engel olur. Şimdi bunu yapamıyorsan o zaman diyor dağ başına çık diyor. Görüyorsun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapabildiğin ölçüde bunu yapmak zorundasın. Bunu yapmak zorundasın. Yapabileceğin halde yapmazsan sabaha kadar alnın secdede delinse namaz kılmaktan yakayı kurtaramazsın. Evet. Oğlunun kızını yetiştirmek zorundasın. Babasın, anasın. Sözün geçiyor. Ama onların namaz kılmamasına, sigara içmesine, kızla kozla düşüp kalmasına bildiğin halde ses çıkarmıyorsun. Bunları yasaklamıyorsun. Ondan sonra da sabaha kadar tesbih çekiyorsun. Boşuna kürek çekiyorsun güzel kardeşim. Boşuna kürek çekiyorsun. Bunları yapmazsan bana ne diyor? Ahir zaman ümmetinin markası emri maruf yapar, nehyanil münker yapar. Bu Kur'an-ı Kerim'de ayet. Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne alil münker. Öyle diyor Kur'an'da. Peygamber de onu söylüyor. Sen de bunu yapmıyorsun. Veya şimdi metro var, otobüs var. Bizim aziz milletimizin insanı dini terbiye görmüş. O ananeleşmiş. Kabahat da gizli. İbadette gizli denir değil mi halk arasında? Herkesin içinde gösteri için namaz kılmak riyakarlık çok yanlış. Onun için ibadet gizli, evinde yapılan. Gösteri için namaz kılınmaz, tesbih çekilmez. Şok 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 herkesin içinde. Mürai. Evet. Yan ibadette gizli, kabahatta gizli. Ama şimdi kızını alıyor kucağına metroda. Sıkıştırıyor, öpüyor, saçını okşuyor. Sen de oradasın. Bu dinde haram. Evet, dinde haram kardeşim. Bunu ben uydurmadım. Dinde haram bu. Sen de Müslümansın. Müslüman da emr-i maruf yapacak, nehyan-ı münker yapacak. Söyleyemiyorsun, kanun var. Tamam, bir şey demiyorum. Kanuna karşı gelin demiyorum. Ama helal olsun ya, yakışıyor ya. Böyle gerçekte olur derseniz imanınızla oynarsınız. Öyle diyor Peygamberimiz. Bir dine aykırı bir şey gördünüz mü elinizle ona engel olun. Elinizle. Yapamıyorsun.
sözünüzle engel olun. Yapamıyorsun. Kalben buğz edin diyor. Ah, kanun olmaz seni bellettiririm deyin. Ama geliyorum ya, yakışıyor ya onlar ya falan dedin mi? Neyse, vera ezelke iman. Peygamber sözü efendim, aktarıyorum sana. Buhari hadisidir. Bunun ötesinde diyor böyle yakışıyor ya bunları dedim mi haram. Bunun arkasında iman yok diyor. Peygamber sözü bu efendim. Şimdi bunlar öyle söyleniyor. Güzel ya o bak işte falan denir mi ya o? Harama güzel denir mi? Güzel kardeşim ya. Olur mu yani? Ama bunları öğrenmiyorsun. Öğrenmeyince de sanki ben bilmiyorum. Yok, kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Türk Ceza Kanunu'nda da maddedir. Hakim Bey vallahi billahi bilmiyorum. Dinler mi? Basar cezayı. Aynen dinde de böyle. Ben bilmiyordum. Hiç geçerli değil. Öğreneceksin. Okuyacaksın, öğreneceksin. Bilenden soracaksın. Bunu, bu ölçüyü hiç olmazsa kaçırmayacaksın. İçinden ah, imkanım olsa ben şöyle yaparım diye ama tasvip ettiğin anda iman yok diyor peygamber tabiri bu efendim. Şimdi o devirleri yaşıyoruz. Onun için bilmeden Müslümanlığı korumak mümkün değil şimdi. Mümkün değil şimdi. Evet. Mümkün değil. Evet. Oo, her şeyi bilmemiz lazım. Şimdi insan hayatının her yönüyle İslam tarif etmiş. Kur'an, peygamber tarif etmiş. Oturuşu da tarif ediyor. Müslümanın kendine göre giyinmesi var. Kendine göre konuşması var. Kendine göre yemesi var. Kendine göre içmesi var. Hep tarif etmiş peygamberimiz. Oturmasının da kendine göre bir oturması var. Oturuşların en güzeli, insanın oturduğu en güzeli, ister ibadet için olsun, ister başka şeyler için olsun. Mestakbale bihil kıble. Kıbleye dönülerek oturmaktır. İşte şimdi sizin oturduğunuz gibi. Kıbleye dönüp oturmanızdır. En güzel oturuş budur. Hocam, sağa sola dönmek günah mı? Yok, günah demedik arkadaş. Kuzeye dönmek günah mı? Günah demedik arkadaş. Ama peygamber böyle söylüyor. En güzel oturuş kıbleye karşı oturuştur. Bak, ayak uzat demiyor. Ha, dikkat edin. Ayağını uzatmadan işte böyle oturmak. Diz çökerek, bağdaş kurarak oturmak. Hastaysan ayağını uzat. Bir şey demiyoruz ama hasta değilsen kıbleye ayak uzatılmaz diyecek şimdi zaten. Saygı göreceksin. Kıbleye karşı oturacaksın. Peygamber böyle dedi diye bunu bu niyetle yaparsan ibadet edersin. Bundan dolayı cennete gidebilirsin. Basit bir şey ama bu. Görüyorsunuz yani. Oturuşların en güzeli kıbleye dönerek oturmaktır. Evet. İstikbalül kıble küllüha matlub. Her durumda mübah işlerde, zikir halinde, ibadet halinde, mübah şeylerde her durumda kıbleye yönelmek dinde istenmiştir. Teşvik edilmiştir. Evet. Ama namazda mecburidir. Namaz kuzeye doğru kılınmaz, doğuya doğru kılınmaz. Çünkü namazın 12 farzı var. Bunlardan birisine istikbal kıble. Kıbleye dönerek namaz kılmak namazın geçerlilik şartıdır. Dönmezsen kıbleye namaz olmaz. Namaz olmaz. Yok, uçak senin değil, binmişsin. Otobüs senin değil. Binmişsin, bir yere gidiyorsun. Namazı kılacağız. Adam durmuyor. Duracak yerler varsa bakıyorsun. Ha, orada kıl. Yok, duracak yer yok. Kuzeye, güneye, nereye dönebilirsen kıl. Çünkü senin elinde değil. Kaptan sen değilsin, pilot sen değilsin. Otobüsün şoförü sen değilsin ama bizim insanımız çok saygılı. Ben de 14 sene Edirne'ye gittim geldim. Şoföre söylediğim zaman tamam hocam diyordu. İniyor, durduruyordu arabayı. Lastiğe bakıyormuş gibi. Lastiği vuruyordu çekişle. Hani havasını kontrol ediyorlar ya. Ben de o arada farzı kılıp çıkıyordum yukarıya. Abdestliyim zaten.
Bizim insanımız böyle saygılı. Ama sen onu bahane ederek namaz kılmazsan zaten o zaman büyük günahlardan birisini işlemiş oluyorsun. Yani hesap etçe her yerde dinin emirlerine uymayı baş görev sayacaksın. Normal oturuşta bile kıbleye dönüp oturmak peygamberin sünnetidir. Evet. Dua halinde en gereklidir. Her tarafa ne tarafa dönersen dua olur. Ama dua halinde kıbleye dönmek en layık olanıdır. Namazda mecburidir. Dua halinde haktı. En layık olanıdır ve ekked. Evet. Kıblenin Kabe'den dolayı şerefi vardır. Ondan dolayı zikir ederken, ders yaparken, ibadet yaparken, abdest alırken kıbleye dön. Mümkün değil. Tamam canım, doğuya, batıya, kuzeye dönebilirsin abdest alırken. Farz değil. Ama dönersen abdest alıyorsun, ibadet ediyorsun. Aliyyül Ala en güzel olur. Çok sevaplı olur. Mümkünse kıbleye dön. Öyle diyor. Evet. Ama inde kadail hace, tuvalete girdin. Önünü, arkanı kıbleye döndürme. Saygısızlık. Türkiye'nin kıblesi güneydir. Onun için evlerinizde tuvaletiniz yönde olmasın. Arkanızda kıbleye gelmesin. Doğuya batıya olsun. Taşlarınız böyleyse, çünkü bizim mimarları okutan hocalar hep Avrupa'da okuyorlar. Onlarda da böyle şey yok. Onlar da onlara göre okutuyorlar. Mühendis bundan haberi yok. Öyle yapmış. Hemen o taşı değiştirin. Doğuya batıya oturacak şekilde düzeltin. Çünkü kıbleye dönmeyin. Tuvalette arkanızda dönmeyin. Önünüzde dönmeyin de peygamberin emri var. Edepsizlik, saygısızlık olur. Evet, doğuya batıya dönün. Bulunduğumuz yere göre. Ama Basra'daki adamın batıya dönmesi lazım. Neden? Kabe batısında çünkü. Kabe batısında. Mesela bulunduğun yere göre. Evet, evlerde bunu dikkat edeceksin. Banyo yaparken de önünü arkana, kıbleye dönmeyeceksin. Saygısızlık. Saygısızlık olur. Onu söylüyor. Evet. Evet. Kıbleye döndüğün halde avrat yerini açmayacaksın. Edep hu. Edep yahu. Evi asıyorsun. Edep yahu. Bir de bir ton da para veriyorsun. Hattat yazmış güzel. Edep yahu. Madem öyleyse ben de söylüyorum. Kıbleye bilmem neyi açmelen, göstermelen, bilmem makadını kıbleye dönmelen, çıplakken. Evet, avret yerini açma. Evet, neden? Kıble bizim Kabe'mizin olduğu yer. Oraya da saygı gerekir. Evet, sana da saygı gerekir. Akşam yatarken ayağın kıbleye gelmesin. Ona göre yat arkadaş. Karyolun ona göre ayarla. Akşam yatarken ayağın kıbleye gelmesin. Tuvalette gelmediği gibi. Evet. Bu dinimizin güzelliklerindendir. Edep. Baştan aşağı edeptir din. Allah'a karşı edep. Peygamber'e karşı edep. İnsanlara karşı edep. Kendine karşı edep. Din böyledir. Öyle diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sol dizini dikmek oturda iyi değil. Evet, sağ dizini dikebilirsin. Bağdaş kurabilirsin. En güzel oturuş namazdaki oturuşu iki dizin üstüne oturmaktır. Ama sol dizini dikmek haramdır demiyorum. Ama peygamberin sünnetine uyarsan sağ git. Sağı tercih edin diyor peygamberimiz. Teyemenu fi kullil umur. Sağla ye, sağla iç, sağla merhaba de. Merhaba de. Sağla kullan. Ama ben böyle alışmışım hocam. Ya bak peygamber böyle söylüyor güzel kardeşim. Sen de Müslümansın. Kolunu bağla. Bir hafta sonra sağla yemeye alışırsın. Ama bu yaştan sonra Allah göstermesin.
trafik kazasına uğrasan, trafik kazasında solunu kullanıyorsun, sağla yiyemiyorsun, yazamıyorsun, 70 yaşındasın, sağla yapamıyorsun, döküyorsun, kırıyorsun. Doktor gitti, alçı aldı, 3 ay alçıda kaldı. Acından ölür müsün? Hemen o akşam sağla yemeği öğrenir misin beyefendi? Lütfen, peygamberi seviyorsan peygamberin dediğini tut. Çünkü bu sağı tercih etmenin insan karakteriyle ilgisi var. Biz hukuk fakültesinde Sulhü Dönmezer rahmetli hocamızdan okurken ben hususi kısım, seçmelik ders, onu seçtim. 3-5 arkadaş, evet, İtalyan cezacısı Lombroso var. İnsanın şekli şemali, elini kullanışı, ayağını kullanışının insanın suçlu tipi mi değil mi? Bunun profesörü adam böyle bir nazariyesi var. Son devirde de bir Amerikalı profesör kaç sene uğraştıysa dünya hapishanelerini dolaşmış. Hüsamül Hukuk Fakültesi kitaplığında var kitap, orada kaydı var. Tahkik edin yani. Bilimsel. Evet. Bakmış ki dünya hapishanelerinde olanların hapishaneye kim düşer arkadaş? Genelde ahlakı bozuk olanlar, hırsızlar düşer, yan kesiller düşer, katiller düşer falan. %80'i rakamla sabit beyefendi. Nazariye değil. %80'i solak. Bakabilirsiniz kitaba. Üniversitede okunan kitaptır. Evet. Daha yeni. Amerikalı profesör dünya dolaşmış. %80'i rakamla sabit soluna kullanıyor. Yerken, içerken, yatarken, kalkanlar falan filan. Oradan diyor ki solla olanların karakter bozukluğu var. O söylüyor ha, ben naklediyorum. Bakabilirsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor bak? Sağı kullanın. Sağı tercih edin. Evet, sağı tercih edin. Evet. Onun için siz güzel peygamberimize uymayı Allah'ın emri. Fettebi'un nebiyyel ummi. Ümmi peygambere uyun. Ati'ullaha ve ati'ur rasul. Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya itaat edin diyor. Allah'ın emirleri var. Ve ilim adamları da böyle söylüyor. Evet, sen de bunları bilerek her şeyinde bak oturma halinde bile kıbleye döneceksin diyor. Onu tarif ediyor. Sağ dizini dik diyor. Onları size arz ediyoruz. Sen de hem kendin böyle yapacaksın hem de çoluk çocuğuna bunları öğreteceksin. Sizin gelen arkadaşlarına da bunları öğreteceksin. Kalbini kırmadan emr-i maruftur. Dinin emridir. Emr-i maruftur. Böyle yaparsa darıtmadan, ürkütmeden ikaz edeceksin. Etme bir daha böyle diye. Evet, bu hadiste onu arz ettik. Bu hadise de Abdullah bin Abbas'tan, evet, Eşref-ül Mecaris mestakbele bihil kıble, oturuşların en şereflisi kıbleye dönülerek oturmadır. Tabarağı'daki ifade bu. Evet. Hayrul ashab. İnsan adı üzere ünsiyetten geliyor. Yalnız yaşayamaz. İnsanın diğerleriyle beraber yaşa. Öyle yaratılmış insan. Üns. Birileriyle merhaba diyecek, oturacak, nasılsın diyecek. Yaratılışında var bu. Evet, şimdi insanlar arkadaşsız edemezse yalnızlık Allah'a mahsus. Diyor ki Efendimiz hayrul ashab, düşüp kalkılan arkadaşların en hayırlısı sahibun izâ zekertallâhe e'ânek. Sen Allah'ı zikrettiğin zaman seni teşvik eder, sana yardımcı olur. Namaz kıl, ay Allah razı olsun, tamam ya, iyi hatırladın ya, teşvik eder. Evet, istiğfar edelim hadi der, zikredelim hadi der. Güzellikleri, Allah'ın ibadetini sana yaparken yardımcı olur. Arkadaşların hayırlısı budur. Namaz kılalım,
Nur ya, şimdi sırası mı? diye böyle de çıkar değil mi? Bu iyi, hayırlı arkadaş değil. Tabii kardeşim ya, tabii hemen kılalım ya. Namazı kılarım, ölürüz kalırız, bakasın ne olur? Sana yardımcı olur. Güzel bir şey söyledin mi hemen tasdik eder. İşte böyle Allah'ı zikrettin mi sana yardımcı olur. Seninle beraber zikreder ve gayretini, yardımını sana şey eder. Ve başka konularda da mesela askere giderken askerlik güzel bir şey. Asker olmasa Cevat Hoca, Süleyman Hoca sana vaaz edemez. Sen de burada namaz kılamazsın. Evinde gece rahat uyuyamazsın. Asker nöbet tutmasa. Evet, insanların canını, malını, ırzını, namusunu korumuş oluyor asker. Nöbet bu demek. Yoksa hiç nöbet tutulmasa oho neler olur, neler olur. Can, mal, emniyeti kalmaz. O kadar kıymetli bir şey. Bana sorsalar ben derim ki bu bedelliği falan kaldırın. Herkesi askerlikten geçirin. Evet. Çünkü orada her türlü insan var. Onlarla yaşamayı öğretiyor sana. En güzeli, bizim en çok eksiğimiz plansız, programsız olmamız. Ama asker de öyle mi? Şu saate kalk diyor. Kalkmasan hazır bir şeyler var. Şu saate kalk. Şu saatte kahvaltı yemek. Şu saatte içtima. Şu saatte şu. Sana disiplin öğretiyor. İnsanlarla geçinmesini öğretiyor. Evet, böyle bir güzel ocak. Vatanını koruyorsun, namusunu koruyorsun herkesin. Hepsini, herkesin bunu yaptırın derim ben şahsen. Ama bir şey demiyorum. Şimdi telef değil mi hocam? Yok, adam yok telef değil efendim. Mesela benim yedek subayda arkadaşım vardı. Babası büyükelçi. İngiltere'de doğmuş. Fransa'da okumuş. İngilizce, Fransızca, Almanya'da yaşamış. 3 dil biliyor. Bu da elçi olacak tabii. Oldu zaten. Bu babası emekli oldu. Bu da elçi oldu. Bana yaklaşıyordu. Şimdi talime çıktık. Orada görerek atış. Topçuyuz. Görerek atış. Gittik Polatlı'nın şeylerine, askeri bölgelerine. Bir toprağı var ki yağmur yağmış, iyi çamur olmuş. Orada dururken, yürürken ayağı çamura battı, sökemedi. Benim yanımda duruyor ya, bir küfretti. Ömründe hiç çamur görmemiş. İngiltere doğmuş babası, büyükelçi. Fransa'da şey etmiş, Almanya'da. Ömründe çamur görmemiş babası, büyükelçi. Orada görünce küfredi. Bana bak dedim, seni dedim döverdim şimdi dedim. Bu memleketin %80'i bu çamurun içinde yaşıyor. Senin baban da o çamurun içinde yaşayanların vergisiyle dedim maaş alıyor. Sen de ondan yedin dedim. Küfrettin, onun için seni döverim dedim. Bir daha dedim böyle ağzına laf çıkmasın. Şimdi bu adam ülke şartlarını bilmiyor. Bakın hiç çamur görmemiş. Ama işte oraya gelmiş. O da subay oldu tabii. Yedek subay oldu. Yarın zaten oldu. Büyükelçi oldu da. Türkiye'nin şartlarını bilmiyor ki. Türkiye nasıl savunacak? Ha. Onun için askerliği tam yaptırmalı bana sorarsan. Hem de sen de doğuya gitmemek için, şuraya buraya gitmemek için torpil morpil yapma asla. Ben askere gitmeden evvel Ankara, İzmir, Denizli, İstanbul, buralar biliyordum. Askere gidince her yerden adam geldi. Anadolu sadece İstanbul'dan ibaret değil. Başka yerler de var, farklı. Ve Erzurum'da görev yaptım. Oradan da bütün doğuyu gezdim. Göreyim vatanımı diye. Nereye yazılırsa oraya git. Orası vatan. Öğren. Vatanını öğren. Evet. Orada da şuraya git falan diye sakın böyle şeylere girişme. Evet. Şimdi
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Arkadaşın en hayırlısı zikrettiğin zaman sana şey edendir. Zikri yardım edendir. Besmele çekiyorsun mesela. Bırak şunu ya. Yerimi ya. Öyle deme lan. Sen de çek. Eğer riyakarlık olmayacaksa açıktan besmele çek. Duysunlar da öğrensinler. Yemek yerken besmele çekilir. O maksatla. Adam öyle bir ortamda yetişmiş, besmeleyi falan bilmiyor. Yemek yerken Bismillahirrahmanirrahim de ki duysun, yemeği başlarken besmele çekilir. Bitirince de elhamdülillah de. Okuduk ya, elhamdülillah. Nimetlere şükür, nimetin artmasına, devamına sebep olur. Şükretmesini öğrensin. Evet, böyle yaparken kötülük yaptığı zaman da şimdi kurallar çekilecek. Elhamdülillah namazımızı geçirmedik. Komutanlarımıza mümin, hiç engel almadılar. Daha sevdiler. İnsanımız bu. Bizim evet, şimdi kural çekilecek, herkes ta şey var, Çemişgezek var, Ermeni sınırı var, kurada yerler. Bir iki tane de İstanbul, İzmir var. Allah nasıl korkuyorlar, bayılanlar. Ben Cenab-ı Hakk'a yalvardım. Neresi hayırlısa bana orayı nasip et ya Rabbi. Namazımı kıldım, öğle namazımı. Hiç telaşlanmıyorum. Her yer benim vatanım. Her yere hazırım. Ruhen hazırım. Namazı kıldım, çektim. İzmir çıktı. Benim Denizli'yim, ben orası. Devamlı içen, sigara, her şeyi var. Hiç namaz abdesti olmayan bir arkadaşımız demiş ki, ya Rabbi bana da İstanbul'u düşürürsen ben de namaza başlayacağım demiş. Benim haberim yok. Gitti çekti, İstanbul çıktı. Geliyor ağlıyor benim yanımda. Ya ne oldu diyorum. Ağlıyor, konuşamıyor. Allah dediğimi kabul etti dedi. Akşit, sen böyle yaptın, sana İzmir çıktı. Ben de böyle dedim, ben İstanbul. Bundan sonra içkiyi de bırakacağım, namaza başlayacağım dedi. Şimdi davranışlarınızla, sözlerinizle, arkadaşlarınızla, hem mümkünse sözle, değilse böyle şeyin olun ki, bakın bir kimsenin hidayetine sebep olursanız muazzam bir şey. Muazzam bir şey. Yani işiniz çok kolaylaşır. Onu diyor Peygamberimiz. Arkadaş demek ibadette sana yardımcı olandır. Zikrettiğin zaman sana yardım edendir. Vize nesite zekkarake. Unuttun. Namaz. Unuttum. Namaz kılmadık. Ha iyi, Allah razı olsun. Besmele çekmedin. Besmele çekmedin lan. Allah razı olsun. Evet. Şükür, dua etmedik yemekten sonra. Bir dua edelim. Biz bir cümle söyle geç. Elhamdülillah de geç. Ha, bunları sana hatırlatandır. Hatırlatandır. Evet. Arkadaşın iyi hayırlısı. İbadete yardım edendir. Unuttuğun zaman sana hatırlatandır. Dille, yani illa sen de söyle değil. Açıktan işte. Bismillahirrahmanirrahim. Niye başlıyorsun? Ha. Besmele çekmemiş. Bismillah evvelehu ve ahirehu. Unutmuş. Sen de göstericin değil ama. Dikkat edin, çok önemli. Göstericin değil. Bu duyurmak, bu maksatla Bismillahirrahmanirrahim dedim. O da Müslüman. Hemen o zaman ne diyecek? Bismillah evvelehu ve ahirehu. Evvelinde son. Bismillahirrahmanirrahim. O ta başından beri besmele çekmiş olur. Efendimiz diyor ki, mesela adam besmele çekmeden yemeye içmeye başlamış, hep şeytan da yiyor onunla. Ama sonra hatırladı, Bismillah evvelehu ve ahirehu dedi, evvelinde sonunda Bismillah dedi. Şeytan diyor, içtiğini yediğini kusar diyor. Buhari hadisidir bu, Peygamberin sözüdür. Sen de hatırlat işte böyle. Gösteriş için değil, hatırlat. İşte bu. Arkadaşın hayırlısı budur. Unutanı hatırlatır. Evet. Hiyarukum min zikrukum men zekerakum billahi ru'yetuhu ve zade fi ilmikum binutkuhi
ve rabetküm fil ahira ilmihu. Evet. Sizin hayırlınız, sizin gördüğünüz zaman insanların sizinle merhaba diyen en hayırlısı, adamın yüzünü gördüğünüz zaman dini, diyaneti, haramı, helali hatırlatan adamdır. Evet. Öyle güzel insanlar var. Gördün mü kendine geliyorsun. En hayırlı adam arkadaş budur diyor. Gördüğün zaman Allah'ı hatırlatan adamdır en hayırlısı. Konuştukça dini, diyaneti iyi biliyor, haram helalı. Böyle yalan yalan filan dolan yok. Konuşmalarından haram helal bilgisi, dini bilgiler çıkıyor. Aha, seni ilmiyle, konuşmasıyla dini bilgilerini artırandır arkadaşın. Ondan sonra ahirete olan şeyini, duygularını kuvvetlendirendir. Evet. Şimdi kız goz, değil mi? Gençlikte. Evet. Ama Cenab-ı Hak da diyor ki ezzani ve zaniye. Zinacı erkek zaniye kızla evlenir. Zinacı kadın zinacı herifle evlenir. Allah'ın şeysi budur. Ama tövbe etmişse ayrı. Şimdi arkadaşım var, her gün bir kız değiştiriyor. Şimdi öyle mi bilmem. Benim dönemde 60 yılında böyleydi. Herkes bir kız değiştiriyordu her gün. Biz de imamız camide. Biz de mi yaparız ya, öyle şey olur mu? Evet, onun için ben hep hocadan sonra girerdim. Hoca ile beraber çıkardım. Ben de melek değilim yahu. Tedbir almam lazım. Yazmışlar albüme de çok sofudur diye. Şimdi her gün kız değiştiren adam hemşerim. Aptal, aptal, kızlardan kaçıyorsun filan. İkide bir gel beni takılıyordu böyle. Susuyordum ben tabii. Sonra son sınıfta Akşit dedi. Babası hacı, anası hacı. Anam babam bana bir kız bulmuşlar, koklanmamış gül. Çok iyi dedim ben, çok iyi. Ama Allah da diyor ki zinacı erkek zinacıyla evlenir diyor. Koyyatta ayet var Kur'an'da ya. Ama bir şey demedim, araştırdım. Altıncı nişanlısıymış kız. Beş tanesi eskitmiş, bu altıncısıymış. Yine söylemedim, evlensin diye. Ama tövbe ederse problem yok. Tövbe ederse hak eden temizine rastlar, ama adalet budur. Yani illa şöyle yaptığınız benim şeydi böyle demeye gitmeyin de, böyle bir şey var yani, onu söylemek istiyorum. Ha, arkadaşın böyle seni bilgi verir, davranışları seni haramı hatırlatır, helala sevk eder, ahireti hatırlatır, bunları hatırlatır. Arkadaşın güzeli böyle olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii öyle hocalar vardır. Yanına gittiniz mi kalbiniz zikreder. Hemen Allah'a olan aşkınız galebe gelir. Evliyaullah böyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi. Onun yolunda gidenler böyleydi. Böyle adamlar, hayırlı insanlar böyle. Yanına vardın mı? İşte böyle Allah'ı hatırlatırlar, onu zikre başlarsın. Yüzüne baktığın zaman. Evet. Bu diyor fehezi sıfatül evliya. İşte bu diyor evliyaullah'ın sıfatıdır. Bir adam evliya, yanına vardın mı kötülüklerini unutup dini duygularının galeyanı geliyorsa, o hoca iyi adam, onu bilesin. Evet, bu böyledir diyor. Peygamber söylüyor bunu. Hiyaruhumullezine izâ ru'u zükirallahu teâlâ. İnsanların en hayırlısı görüldüğü zaman Allah'ı zikredilen, Allah hatırlatan insanlardır. Kalbi Allah demeye başlar, kötülükleri unutur. Öyle diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif Hazreti Hasan'dan nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, hayrut deva,
İlaçların en hayırlısı es-saud, burna çekilen ilaçtır. Velledud, ağızdan alınan ilaçtır. Vel hacame, kan aldırmaktır. Tabii kan aldıran bilecek, usta olacak. İşte kansız adamdan, ihtiyar adamdan kan alırsan olur mu? Usta olacak, bilecek. Sonra kan almanın günleri var, onları bilecek. Alınacak yerleri var, kafa ağrısından şuradan, bel ağrısından şuradan, kalp ağrısından şuradan diye bunların yerleri var. Tarif etmiş Peygamberimiz. Bunları bilen usta bir adam olacak. Kan aldırmak, evet, kan aldırmak. Evet, ağızdan alınan, burundan alınan ve kan aldırmak. Vel meşyu, evet. Vel alaku, müsil ilacı. İlaçların hayırlısı, müsil ilacıdır. Vel alaku, sülüktür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şimdi eskiden ilim, tıp ilmi ileri miydi? Çöldeki adamlara Efendimiz bunları tarif etmiş. Ama sülük hala tutturursanız, onun ağzından o kanınız emerken öyle güzel şeyler olurmuş ki, çok faydalar var diye hala tıp bunu şey diyor. Ha şimdi tabii ilim ilerledi, tıp ilimi diyene doktora gitme demiyorum sakın ha. Git de Efendimizin şeyleri de var böyle. Bunların da unutma yani. Bu hadis-i şerifte gene Şabi'den nakletmişler. Abdullah ibn Abbas'tan hayru ma tedaveytum bihi ledudu ve saudu vel hacamet vel meşu şeklinde Abdullah ibn Abbas'tan nakletmişler. Evet, Allah onlardan razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah. Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Kemtene günahını üçer salavat-ı şerife anlamsın. Birer elem neşrah leki şerif ma'al besmele-i şerife. Elem neşrah leki sadrık ve vudana anke ve sekilleti yankada dağrık ve rufana aleke zikrak ve inne ma'lusu hücran. 11'er ihlas-ı şerif besmele ile beraber bismillah. Kul huvallahu ahadullahu samad. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir rahim. Kemtene günahını tekrar ederiz. Üçer salavat-ı şerife. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin.
ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, el, ashab, etbağlar, rıdvanullah aleyhi ecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine, bir cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhi ecmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz eserlerine yararlandığımız üstazlarımızın ervahı, burada bulunan bizlerin, geçmişlerimizin ervahı, bu aziz vatanı bize hediye için ve halen korumak için canlarını bezleden, sıkıntıda giden şüheda ve kuzatın ervahına hediye eyledik, vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecelerinden yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Ya Rabbi, imanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Her an, her yerde seni zikreden zakirlerden eyle. Nimetlerine şükreden şakirlerden eyle. Ya Rabbi, her zaman seninle olan, senin emrine uymayı hedef bilen, Efendimiz'e uymayı prensip edinen, sevdiğin salih, muhlis kullarından olmayı bize nasip eyle. Son nefesimizde kamil iman ile göçmeyi nasip eyle. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, hasetçilerin hasedinden, fitnecilerin fitnesinden, münafıkların münafıklığından, satılmışların kötü hilelerinden bizleri, Müslümanları muhafaza eyle. Aziz vatanımızı, tüm İslam ülkelerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Şu dualarımızı da Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhare'de salih kulların ettiği hüsnü kabul ile fetekabbela bi kabulin hasenin buyurduğun şekilde kabul ettiğin güzel duaların arasına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Güzel Kur'an'ı okumayı, hükmüyle amel etmeyi, güzel peygamberin sünnetlerine göre yaşamayı bize nasip eyle. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.